Selamlar arkadaşlar. Sporda altın kurallar dediğimiz çok önemli şeylerden bahsedeceğim bugün. Basit gibi görünen ama hem sakatlanmamızı önleyecek hem de bizi daha çabuk geliştirecek kurallar bunlar. Spora gelirken ne çok aç ne çok tok gelmeliyiz arkadaşlar. Çok aç geldiğimizde kan şekerimiz düşer ve problemler yaşarız. Çok tok geldiğimizde de mide dolu olduğundan hareketleri yaparken rahatsız oluruz ve zorlanırız. Bu nedenle eğer ana öğün yediysek minimum 2,5-3,5 saat önce yemiş olmak gerekiyor. Veya çok açız diyelim. Örneğin 12'de yedik, 7'de antrenman yapacağız. Burada da yine daha önce yiyeceksek eğer ana öğün dediğim gibi 2,5-3 saat önce ama çok aç gelmemek için de aparatif bir şey yiyeceksek çok hafif veya sıvı bir şeyler alıp yarım saat, bir saat önce yiyebiliriz. Bir saat civarında aparatif bir şey yiyebiliriz aç gelmemek için. Bunu bahsettikten sonra spor salonunda rahat antrenman yapabileceğimiz rahat bir ayakkabı, spor ayakkabısı ve kıyafetlerimiz önemli arkadaşlar. Sentetik kıyafetler değil, daha çok penye veya pamuklu kıyafetler, teri çekebilecek, bizim içinde rahat olabileceğimiz şeyler olmalı. Naylonumsu ya da sentetik şeyler bize hem alerji yapar özellikle sıcak havalarda hem de çalışmamızı çok rahat yapmamızı engeller. Su mutlaka bulundurmalıyız. Kışın veya yazın, özellikle yazın sıcak havalarda vücut çok su kaybedeceğinden susamasak bile yudum yudum suyumuzdan almalıyız. Kışın yine ihtiyacımız var. Suyu eksik etmeyelim arkadaşlar. Program, eğer kendi programınız varsa programa uyun, programın dışına çıkmayın. Antrenörünüz verdiyse yine aynı şekilde programınıza uyun. Antrenmana başlarken mutlaka açma, germe, esnetme hareketleri, stretching yapmanızı öneririm. Bu hem genel anlamda vücudumuzu antrenmana hazırlar hem de sakatlanmaları önler. Eğer başka sporları da yapıyorsak vücudun adrenalinin daha elastikiyet kazanmasını da sağlar. Antrenmana başladığımızda bölgesel çalıştığımızı düşünelim. İlk hareketi ısınma seti gibi yapalım. Isınma setinden sonra normal setlerimize devam edelim. Genel olarak bilgi vereyim. Eğer yağ yakmak istiyorsak, antrenör de yazmadıysa, bölgesel anlamda yağlı olan adellerimizi hafif kilo çok tekrarla, kas yapmak istiyorsak da normal veya ağır kilolarla 8-12 tekrarlarla programımızı yapmalıyız. Hareketleri yaparken ne çok hızlı ne de çok yavaş yapmalıyız. Belli bir tempo olmalı. Burada nefes önemli. Bu tempo ile nefesi birlikte ayarlamalıyız. Genellikle zorlandığımız zaman birçok harekette, %100'ünde demiyorum, %90'ında zorlandığımızda nefes vermeliyiz. Tek kural yeterli. Çünkü kimisinde iterken, kimisinde çekerken zorlanıyoruz. İterken, çekerken diye düşündüğümüzde kafamız karışır. Tek kural. Zorlandığımızda nefes vereceğiz. Örneğin pull down yaparken, lat pull yaparken yukarıdan çekişte zorlanıyoruz. Bıraktığımızda rahat oluyor. Çektiğimizde demek ki zorlandığımız için nefes vereceğiz. Barbell biceps curl yapıyoruz diyelim. Bunda da kaldırdığımızda zorlanıyoruz. O zaman nefes vereceğiz. Yani iterken, çekerken, kaldırırken, indirirken düşünmeyin. Hareket bir başlangıç, iki bitiş, öyle düşünün. Ne zaman zorlanıyoruz, o zaman nefes vereceğiz. Bunun dışında hareketleri ne çok hızlı ne çok yavaş yapmalıyız. Dediğim gibi belli bir tempoda olmalı. Özellikle hızlı yapmamalıyız. Çünkü hız normalde aynı trafikte gibi düşünün. Hız ne kadar hızlı sürersek o kadar kontrol elimizden çıkar. Burada da aynı şekilde belli bir tempoyla nefesimi de o tempoyu sağlayarak hareketleri yapmalıyız. Önemli şeylerden biri bir takım hareketleri ayakta veya oturarak yapıyoruz. Yatarken yaptığımız hareketlerde benim çok dikkatimi çeken kişi aynı zamanda takı çiğniyor. Ne demiştik? Nefes al, nefes ver. Zorlandığın zaman ver. Yattığımızı düşünün. Hem çiğneyip hem nefes alıp verdiğimizde bir şekilde o da nefes borumuza kaçabilir. Ağırlığın altındayken bizi zor durumda bırakır. Bu bir. Bu hayati bir şey. İki, hem sakıt çiğneyip hem o nefes al nefes ver durumunu kontrol edemeyiz arkadaşlar. Onun için özellikle bizim sporda, kardiyolar için demiyorum ama ağırlık çalışmalarında sakıt çiğnememizi tavsiye ediyorum. Hareketleri yaparken genellikle vücut geliştirme yapan arkadaşlar, ister yeni başlayan ister ileri sporcular olsun, bir ağır kilo basma, ağır kiloyla çalışma
sevdamız vardır. Bu çok doğru değil. Bizim için en ağır kilo hareketi doğru yapabildiğimiz kilodur arkadaşlar. Örneğin bench press yapıyoruz. 50 kiloyla ben o bench press'i doğru yapıyorsam benim en ağır kilom odur. Ama onu 70-80'e çıkarırım. 70-80 kiloya basarım fakat hareketi bozarım. Bu bir sakatlanma riski getirir. İki, o 50 kilodaki nizami çalışmadaki gelişmeyi de yapmaz aynı zamanda. Yani hem kendimizi sakatlarız hem de o faydayı sağlayamayız. Dolayısıyla bizim için en ağır kilo hareketin formunu bozmadan doğru yapabileceğimiz kilodur. İleri sporcular ağır kilolara girebilirler. Burada yardım alırlar ya da chiting dediğimiz çalma sistemi yaparlar ki bu bilinçli bir çalmadır. Bir sistemdir aslında. Onlar biraz daha farklı. Ama doğru ağırlıkla hareketi tam yapmak. Bu önemli. Özellikle ağır kilolarda ve belli hareketlerde, örneğin squat, barbell rowing ya da ayakta barbell biceps curl hareketlerinde ağır kilolarda belimizi mutlaka korumalıyız arkadaşlar. Burada yani chiting de yapsak ağır kiloyla çalıştığımızda bele yük biner. Onun için beli korumalıyız. Beli korumak için de o ağır kilolarda kemer kullanmalıyız. Her harekette kemer kullanmayın. Çünkü bel de adele sonuçta güçlü olması lazım. Her harekette kemer kullandığımızda onun güçlü, sağlam ve sıkılığını koruyamayız. Kemere alışırız. Bu sefer de kemeri çıkardığımızda en ufak bir harekette sakatlanırız. Yani belli hareketlerde, belimizi zorladığımız hareketlerde kemer kullanmalıyız. Ama örneğin bench press'e yatarak yapıyoruz. Ya da başka izole hareketimiz var hafif kilolarla. Onlar da kullanma gerekli değil arkadaşlar. Setler arasında dinlenme. Burada antrenmanın şiddetine göre, kaldırdığımız ağırlığa göre dinlenme değişir. Normalde 40 ile 60 saniye arasında dinleniriz ama çok ağır kilolarla çalıştığımızda bu dinlenme süreci artar. Ya da ısınma setine benzer setler yaptığımızda bu dinlenme süreci biraz daha azalır. Şöyle düşünün, dinlenik bir nabız düşünün ve en sıkı çalışmada, en ağır kiloda nabzın yükseldiğini düşünün. O nabız dinlenik nabza yakın bir hale gelince tekrar setimize devam edeceğiz. Yani normal nabız nedir? Dinlenik nabız 70-90 civarındadır. Biz bunu hareketi yaptıktan sonra 130-150 civarına çıkardık diyelim. 100 civarına geldiğinde tekrar setimize devam etmeliyiz. Tekrar dinlenik nabza dönersek eğer çok dinleniriz. Bu sefer de ağır kilo ile çalışıyorsak o kilonun altına girdiğimizde sakatlanma durumu olabilir. Yani dinlenik nabza yakın hale geldiğinde nabzımızın tekrar sete hazırız demek. Tabii burada süper setlerimiz var, dev setlerimiz var. Yani bunları bu şekilde ayarlamak gerekiyor. Çalıştığımız bölgeyi örneğin omuz çalıştık, örneğin biceps çalıştık, örneğin sırt ya da göğüs çalıştık. Eğer tam olarak hissedemiyorsak, yani çalıştığımız bölgenin dışında başka bir bölge etkileniyor, ondan daha fazla etkileniyorsa demek ki hareketi doğru yapmıyoruz. Burada da ya kendini çalışıyorsanız iyi araştırın, bilen tecrübeli birine, hocanız varsa hocanıza, antrenörünüze sorun. Çalıştığınız bölgeyi hissetmeniz gerekiyor. Çalıştığınız bölgenin dışında yan adaleler vardır. Onlar mutlaka etkilenecektir. Örneğin bench press yaparken trisepsimiz de etkilenir. Bunun gibi. Burada asıl bölge çok etkilenmiyor. Başka bölgeler çok etkileniyorsa hareketin formunda bir bozukluk var demektir arkadaşlar. Bu nedenle bu durumlarda hareketi doğru yapmadığımızı bilmeliyiz. Onun için antrenörümüze gelip kontrol etmesini ve nasıl doğru yapacağımızı göstermesini rica etmeliyiz. Antrenman bittikten sonra başlangıçta açma, germe, stretching yapalım demiştik. Yine bitince başlangıçtan biraz daha uzun bir süre açma, germe, stretching yapma hem adeleyi rahatlatır hem antrenmandan sonra hamlık ağrısı, adele ağrısı olursa onları biraz daha rahatlatır. Aynı zamanda adelenin elastikiyetini de devam ettirmiş oluruz. Antrenman bittikten sonra kastaki glikojen depoları genellikle boşalır. Burada da kan şekerinin düşmesi, böyle ellerde ayaklarda titreme gibi durum ortaya çıkabilir. Bunun için antrenmanlardan sonra bir meyve yemenizi, bu yeşil elma olur, muz olur tavsiye ediyorum. Bununla da kastaki glikojen depolarını bir şekilde doldurmuş oluruz. Birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle son yıllarda bu akıllı telefonlarla birlikte hepimizin bildiği setler arasında telefonlarda işte sosyal medyaya girme, mesajlaşma, WhatsApp'tan
yatışma falan gibi şeyler bizi soğutur arkadaşlar. Bir, ne demiştik? Dinlenme aralıkları önemli. Antrenmanın şiddetine göre belli bir zaman dinlenmek gerekiyor. Ama o telefonu elimize aldığımızda bu dinlenme çok daha uzun oluyor. Adele soğur. Tekrar girdiğimizde sakatlanma riskini artırırız. İki, eğer spor salonunda çalışıyorsak ki genelde öyle yapıyoruz. Burada o aleti meşgul edersiniz. Sizden sonraki çalışacak ya da o anda çalışacak arkadaşın da hakkını gasp edersiniz. Onun için birbirinize saygılı olmak adına ve antrenmanı düzgün yapmak adına o cep telefonu olayını mümkünse yapabiliyorsanız telefonunuzu dolabınıza koyun. Antrenman esnasında o telefona bakmayın. Gerçekten spor yapmak, gerçekten vücut geliştirme yapmak, bu işte ilerlemek isteyen arkadaşlara diğer tavsiyem telefon demiştik. Diğeri spor esnasında uzun sohbetler. Özellikle grup çalışmalarında, grup dediğim yani 2-3-4 arkadaş birlikte gelir. Orada o uzun sohbetler hem dinlenmemizi uzatır. Biraz önce söylediğim gibi uzun dinlenme olduğunda aynı ağırlığa tekrar girdiğinizde sakatlanma riski getirir. Antrenman zamanımızı da uzatır. Sohbetlerimizi antrenmandan önce veya sonra yapın. Antrenmanınızı düzgün yapın. Elbette normal konuşmalar olacaktır ama 3-4 kişi bir araya geldiğinde sohbetler uzuyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani şu anda gözünüzde canlandırın. 100 kişinin 90'ı bunu yapıyordur. Umarım faydalı olmuştur. Önemli olan şeyleri anlatmaya çalıştım. Bu videonun altına aklınıza gelen benim anlatmadığım sorular varsa onları da sorarsanız hem yorumlara cevap veririm veya daha uzun şey olursa ayrıca bir paylaşımla sizi bilgilendiririm. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşça kalın, sporla kalın arkadaşlar. Teşekkür ederim.